Şimdi herkesin çok merak ettiği ve benim de çok merak ettiğim soruya geliyorum. Tek soru, tek cevap. Devlet vatandaşın döviz hesaplarına el koyar mı? Bu videoyu izleyenlerin sonuna kadar sabredip izlemesini rica edeceğim öncelikle. Burada enteresan bilgiler vereceğim. Daha önce dillenmemiş, kimsenin söylemediği şeyleri söyleyeceğim diye tahmin ediyorum. Pek bir yerde duymadım çünkü bunları. İnsanların da duyduğunu zannetmiyorum. Sorduğun soru şöyle enteresan. Bu maksatlı bir soru. Bu soru halkta algı yaratmaya çalışan, bilinçli ve yönlendirilmiş bir algı yaratılmaya çalışılan bir soru. Bu soruyu soranlar da, bu soruyu yayanlar da, daha doğrusu soru olarak değil de bu söylentiyi, halk paniğe gitsin. Devlet dövize el koyacakmış. Devlet bankadaki dolarlara el koyacakmış. Gibi bir intiba oluşturulmasına yönelik bir hikaye. Bir kere şöyle başlayayım. Devletin şu anda halkın dolar alıp bankaya koymasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Hatta aksine hoşuna gidiyor. Dolar alan varsa alsın, bankaya götürsün versin. Piyasadaki dolar bolluğu bu şekilde zaten devam ediyor. Piyasada dolar bolluğu olduğu müddetçe de fiyat stabil kalıyor. O parayı tekrar piyasaya pompalıyor çünkü. O yüzden burada bir sıkıntı yok. Ben devletin bu nedenle döviz hesaplarına el koyacağını falan zannetmiyorum. Öyle düşünmüyorum. Bunun için çok özel şartlar gerekir. Bunun için savaş durumu gerekir. Bunun için seferberlik durumu gerekir. Çok acayip bir afet gerekir. Altından kalkamayacağımız şeylerin yaşanıyor olması gerekir. Ancak o zaman devlet hesaplara kontrol ya da işte el koyma ya da blokaj uygulayabilir. Aksinin yaşanması zaten şöyle bir sonuç. Sen desen ki bugün döviz hesaplarına el koydum. Dünya bankacılık sistemi seni Swift'ten birkaç saniye içerisinde çıkartır. Sana kapıları kapatır. Kafanı dışarı uzatamaz duruma gelirsin. Seni çıkartırlar sistemden. Bittin demektir ya. Bunu yapmak için ahmak olmak gerekir. Sen niye düzgün giden bir şeyleri el koyarak. Bu arada zaten dolara el koymasına gerek yok ki. Sen aldın götürdün, bankaya verdin. Bankaya vermen demek zaten devlete teslim etmen demek. Zaten o parayı istediği gibi kullanabiliyor ya da yönlendirebiliyor. Yarın öbür gün diyelim ki el koyma noktasına doğru gidiyoruz. Bu bugünden yarına olabilecek bir şey de değil. Bunun öncüleri olacak. Bu büyük bir deprem, tamam mı? O büyük depremin öncüleri olacak. IMF çağrılacak. Çok sıkışırsan, para gelmiyorsa. O da mı olmadı? İşte başka sert tedbirler uygulanacak. O da mı olmadı? Ne gibi? Vergi arttırımı, zamdır, acı reçetelerdir. Bir sonraki adımda sermaye kontrolleri başlar. Senin günlük dolar alış limitin budur. Yurt dışına çıkaramazsın vesaire falan filan gibi sermaye kontrolleri başlar. Ha, sermaye kontrolleri noktasına gelirsek, mesela şu anda Arjantin'de olduğu gibi, sermaye kontrolleri noktasına gelirsek o zaman oturur bir daha konuşuruz. Ama biz şu anda ona çok uzağız. Böyle bir şey yok. Evet. Görüntüde yok. Bak, Arjantin şu anda sermaye kontrolleri noktasında ve o bile neredeyse bu hale gelmedi. O da en fazla diyecek ki iflas ettim, borçlarımı ödemiyorum falan filan. İşte bu yaratılan algı da, bu soru da onun üstüne doğmuş bir soru. O yaratılan algının üstüne. Bu algıyı kim yaratıyor söyleyeceğim ben. Öncelikle şunu belirteyim. Ben bunu söylüyorum diye muhtemelen izleyenler benim kim olduğumu bilmeden şu yoruma varabilirler. İşte hükümetin ağzıyla konuşuyor. Yandaş. Ya da yandaş. Hiç öyle olmadığımı sen biliyorsun. Hı hı. Çok açık ve yüreklilikle söyleyebilirim. Ben herhangi bir gruba zaten kendimi koymayan bir adamım, koyamayan bir adamım. Herhangi bir gruba ya da aidiyete inanmayan bir adamım. Fenerbahçe hariç. Fenerbahçe hariç, bravo. Onun dışında doğru olan ne varsa destekler, yanlış olan ne varsa da gördüm, söylerim. Şu anki hükümetinde ya da şu andaki tüm politikacılarımız, Cumhurbaşkanı da dahil, icraatlarını beğenmiyorum. Beğenmeme hakkına da sahibim. Bu nedenle de muhalifim. Muhalif olma hakkına da sahibim. Yalnız muhalif olmam şu anki mevcut iktidarı değiştirmek için yaratılan algılara uşaklık edeceğim ya da onları destekleyeceğim manasına gelmiyor. Çünkü önce düşündüğüm şey vatanım, milletim, halkım, ülkem. Bu durumu açayım biraz. Bu algıyı, bu söylemiş olduğum algıyı
yaratmaya çalışan bir kesim var. YouTube'dan açıp bakabilirsiniz. Kanalları var. FETÖ terör örgütünün şu anda daha önce çeşitli yollarla yapmaya çalıştığı darbe kalkışması vesaire, oralara girmiyor. Yapmaya çalıştığı şeyleri başaramadıktan sonra işte şimdi Pensilvanya'da olmanın verdiği rahatlıkla bazı YouTube kanalları açıyorlar ve ekonomik olarak saldırıyorlar. Bu daha önceki dolar atağında da yaşandı. Şimdi de yaşanıyor. Ve bu adamlar akıllı adamlar değiller ama çok zeki adamlar. Neyin ne olduğunu, zayıf yerin neresi olduğunu biliyorlar ve oraya vurmaya çalışıyorlar. Onlar biliyor ki insanları paniğe sevk edip herkesi bankaya koşturup verin bizim dolarlarımızı moduna sokarlarsa iş patlayacak. Bu gerçekten böyle bu arada. Herkes bankaya koşsun, verin bizim dolarlarımızı desin, iş patlar. Bunu göre göre, bunu bile bile, bu işte FETÖ'cü teröristlerin yaptıklarının yanında bir de muhalif görünümlü, yani daha doğrusu muhalif görünümlü demeyeyim, muhalif bazı adamlar var. Terör örgütündendir demiyorum. Onların ekmeğine yağ sürecek işler çıkartıyorlar. Yine aç YouTube'u seyret, bunları bulabilirsin. Dolar 12 lira olacak. Dolar 65 lira olacak. 3. Dünya Savaşı çıktı. Millet bankaya koşuyor dolarını çekmeye. Bak bunlar çok yanlış işler. Eğer öyle düşünüyor olsaydım bile, ki düşünmüyorum bak, dolara el konulacağını, dövize el konulacağını düşünmüyorum. Ama öyle düşünüyor olsaydım bile bir videoda çıkıp devlet dövizinize el koyacak, koşun bankaya gidin dolarlarınızı çekin diyemezdim. Demem de. Çünkü ben bunu yaparsam eğer, Türkiye'de, Pensilvanya'daki adam bunu rahatlıkla yapar. Adamın hiçbir şey umurunda değil. Bağcıyı döveyim ne olursa olsun diyor. Buradaki halk ölmüş mü, bitmiş mi, aç mı kalmış umurunda değil ki. Adam zaten terörist. Seni yıkmaya, devirmeye çalışıyor. Yukarıdakini indireceğim diye bizi ateşe atıyor. Eğer bu oyunu, daha doğrusu bu, evet oyunu, bu hikayeyi, bu oyunu çözemezsek ve ona göre biz de onlar kadar zeki davranamazsak, biz de bu tuzağa düşersek sıkıntı çıkacak. Bu sıkıntının yaşanmasını istemiyorum. Biz bu gemideyiz. Sadece Bağcı'yı döveceğim diye nasıl göz yumabilirim geminin su almasına? Bağcı'yı döveceğin tek bir platform var. Heh, sandık. Muhalif misin kardeşim? Gidersin sandığa, oyunu verirsin. Değiştirirsen değiştirirsin. Değiştiremezsen yapacak bir şeyin yok. Pensilvanya'dan bağıran namussuzun sözüne güvenip, bak bunu düzenli olarak yapıyorlar. Bilinçli saldırılar. Tık tık tık. Daha öncesinde işte bir tane Elvan diye bir herifi çıkardılar. Dolar 7 lira olacak. Dolar 7 lira olacak. Senelerdir bu şeyi işaretliyorlar. Buna ne derler? Algı. Operasyonu. 7 lirayı psikolojik olarak çıpalıyorlar, tamam mı? Bir rakam belirliyor. Psikolojik olarak oraya çıpa atıyor. Ve sürekli onu tekrar ediyor. Tık 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 tık. Şimdi hikaye oradan geçti. Bu sefer işte başka rakamlar telaffuz ediliyor. Ya da işte gidin bankalarına paralarınızı çekin. Yoksa alacaklar, el koyacaklar saldırısı var. İzlediğiniz şeyi takip edin, bakın, araştırın. Yani tanımıyor olabilirsiniz. Ama arkasında ne var merak etmeniz lazım. Adam Pensilvanya'da olmanın rahatlığıyla, İşte Amerika'nın kucağında oturmanın rahatlığıyla istediği gibi veriyor buradan ayarı. Bir bak, bu adam kim? Bir şey söylüyor ama kim bu yani? Kime hizmet ediyor? Bir de dediğim gibi Türkiye'de bu işi, bu örgüte bağlı demiyorum. Örgütle hiç alakası yok. Tamamen başka. Adam muhalif. Ama yaptığı iş biraz o tarafa ya da o yaratılmaya çalışan algıya hizmet ediyor, o tarafa değil. O algıya hizmet ediyor. O algıya hizmet edersen bilmeden gaflet içine düşmüşsün demektir. Ülkene çok büyük ihanet etmiş olursun etmişsin demektir. Bunu yaratmaya çalışırsan. O yüzden temkinli olmak, o yüzden insancıl olmak lazım. Hani YouTube'da acayip acayip başlıklar atıp yüz binlerce izlenip dolar getirisi sağlamak uğruna koskoca bir ülkenin kaderiyle, koskoca bir ülkenin ekonomisiyle, koskoca bir ülkenin
bekası ile oynama hakkın yok yani. Belki adam bilmiyordur ama sonuç buna gidecek. Eğer başarırlarsa. Bunun olmaması gerekiyor. Evet. Aklı selim önemli. Bak şu anda belki de izleyenlerden bir kısmı takdir ediyor, bir kısmı da kızıyor olabilir. Kızana da saygım var. Ama otur düşün üstünde. Bu adam ne diyor? Bunun doğru söylüyor olma ihtimali var mı? Ya da bunun söylediklerinin içerisindeki mesaj nedir? Bir tane mesaj var. Biz bu geminin içindeyiz. Dolar 150 lira bile olsa bu geminin içindeyiz. Senin milyon doların varken dolar 150 liraya çıksa bu seni kurtarmaz. Ülke battıktan sonra sen de açsın. Hikayenin özü bu. Evet. Bunu yakalaman lazım yani. Ya hep beraber ayağa kalkacağız ya hep beraber yatacağız. En önemli şey birlik beraberlik. Birlik beraberliği de şöyle algılıyor. İnsanlara da öyle algılatılmış. Bir tanesi diyor ki ben A partiliyim. Öbürsü B partili. Ben A partili olduğum için öbürsü diyor şey vatan haini. Öbürsü PKK'ya uşaklık ediyor. Öbürsü de diyor ki ya bunlar da diyor çalıyor, çırpıyor, yiyor, içiyor. Herkesi bölerek, yaftalayıp birbirine düşürme durumu var. Halbuki A partili de olabilirsin, B partili de olabilirsin. Oturur, konuşursun, bir orta yol varsa bulmaya çalışırsın. Hakaret ederek ya da işte mesnetsiz suçlamalarla birbirine yaklaşırsan, yaklaşamazsın, uzaklaşırsın ya da kavga edersin. Tabii. Gün sonunda da bundan sen zararlı çıkarsın. Bundan evet, bundan zararı görecek olan sensin, bundan kârı görecek olan da dışarısı. Evet. Dışarısı artık. Amerika'sı, Pensilvanya'sı, neresiyse orası yani. İsrail'i. İzmir Marşı ile bitirelim mi bu bölümü? Mehter Marşı ile niye bitirmiyoruz? Dostlar bu bölümde bizden, Mustafa'dan bu kadar. Eğer konuşmayı unuttuğumuz, söylemeyi unuttuğu bir şeyler varsa, kafanızda soru işareti olan veya fikirleriniz varsa lütfen yorumlar bölümüne yorumlarınızı yazın. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.